Şimdi bir başka proje, Ordu Çevre Yolu projesi gelecek huzurlarınıza. O da hızla ilerliyor. İş makineleri hummalı bir çalışma içinde. Tüm bu çalışma Ordu Çevre Yolu'nu belirlenen tarihe yetiştirebilmek için. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Ordu Çevre Yolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre yolu kent içinden geçen şehirler arası transit yoldan kaynaklanan trafik sorununu çözmeyi hedefliyor. Güzergah üzerine yapılacak köprü ve tünellerle transit geçiş kent içinden kent dışına kaydırılacak. Toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun %60'ını tünel ve viyadükler oluşturuyor. İki etaptan oluşan yolun 10 kilometrelik etabının bu yılın ilk yarısında açılması hedefleniyor. İnşallah Mart ayının sonuna tamamlanacağı, bütün altyapısı, işaretleri, lambası, aydınlatmasıyla beraber Nisan ayında da biteceği yönünde müjdeler var. Çalışma bu hızla devam ederse bitmemesi için hiçbir neden yok inşallah. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu yolla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğini söyledi. Bu viyadükler ve tüneller ve bu çevre yolu tamamlandığında inşallah toplam 19,5 kilometrelik tünelleriyle beraber, viyadükleriyle, köprüleriyle beraber burası hem sürat kazandıracak yolun akışına hem de büyük ekonomik tasarruf ve hava temizliğine, hava kirliliğine de bir çözüm olmuş olacak. 1 milyar 200 milyon TL bütçeli Ordu Çevre Yolu'nun yaz mevsimine yetiştirilmesi için yüzlerce iş makinesi ve personel gece gündüz demeden çalışıyor. Ordu Çevre Yolu projesinin 2 yılda yakıt tasarrufuyla kendini amorti etmesi bekleniyor. Hayırlı olsun vatana millet.